İstanbul Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle iki bina boşaltılmış durumda. Ekibimizden Mehmet Karataş da o sıcak noktaya ulaştı. Olay yerinden canlı yayında gelişmeleri aktarmak için de hazırlıklarını tamamladı. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşandı ve önlemler alındı mı? Buna dair notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet Aktan Uysal, şu an itibariyle iki binanın an itibariyle mühürlendiğini sizlerle paylaşalım ki sabah saatleri itibariyle aslında ilk bilgi gelmişti ve çevrede oturan vatandaşlar toprak kaymasının olduğunu fark edince hemen belediye ekiplerine haber verdi ve ardından da bu noktada yapılan incelemelerde iki binanın da boşaltılması kararı verildi ve ardından da dediğim gibi ekranlarda gördüğünüz iki binada 4 katlı olduklarını belirtelim. 2 binanın da boşaltıldığını sizlerle paylaşım ettik. Geçtiğimiz dakikalarda ekipler tarafından burası mühürlendi. Tabii ki özellikle yağışlı havalar nedeniyle bu tarz haberler sık sık gelmeye devam ediyor ki geçtiğimiz günler içerisinde de yine Eyüp Sultan'da Güzeltepe Mahallesi'nde de yine bir parkta, çocuk parkının olduğu kısımda yine bir toprak kayması meydana gelmişti. Bu kez ise toprak kaymasının meydana geldiği mahalle Merkez Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde bulunan bu iki binanın hemen ön tarafında toprak kayması oldu ve ardından da dediğimiz gibi iki bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı ve temel kazı çalışması sırasında yağışın da etkisiyle birlikte toprakta bir kayma meydana geldi ve buradaki toprağın kaymasıyla birlikte aslında evin önünde de bir çökmenin olduğunu da yine belirtmiş olalım ki şu anda koruyucu brandaların da o noktaya çekildiğini sizler de görüyorsunuz. Evet, belediye ekiplerinin incelemesinin ardından iki bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi ve bina sakininin bazıları yakınlarının evlerine giderken bazıları da Eyüp Sultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildiğini sizlerle paylaşalım. Evet, oldukça dik bir yokuşa sahip bir noktadı. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte şöyle biraz daha üst tarafa yaklaştığımızda aslında tam da toprağın kaydığı kısmı daha net bir şekilde görmüş olacaksınız. Dediğim gibi geçtiğimiz saatler içerisinde binada oturanlar toprağın kaydığını fark eder etmez hemen ilk önce kendi imkanlarıyla binayı boşalttılar ve ardından da yetkililere haber verdiler ve binada yapılan incelemeler sonucu da şu anda da görüyorsunuz işte bu noktada emniyet şeridi çekildi ve toprak kaymasının olduğu noktaya da biraz daha toprağın aşağı kaymaması için kalın koruyucu brandalar dediğimiz işte o brandalar çekildi. Şöyle biraz daha yaklaşalım, kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere göstersin işte tam da bu noktada aslında konumuna baktığımızda da oldukça dik bir bayırda, dik bir yokuşta evler yer alıyor ki hemen üst tarafında zaten bakın koruyucu bir duvar da daha öncesinde yan binası için örülmüş ve bulunduğumuz bu noktada yani tedbir amaçlı olarak boşaltılan bu binanın da ön tarafında görüyorsunuz. Çok da geniş bir mesafe söz konusu değil. İşte tam da bu noktada şimdi kameraman arkadaşım göstersin temel kazı çalışması bu noktada yapılıyordu ve ardından da bir anda toprağın kaydığı fark edildi. İşte tam da bu kısımda görüyorsunuz hemen karşı noktada da yine brandalar yerleştiriyor. Çünkü orada da özellikle bulunduğumuz bu nokta. Şöyle Ahmet bu tarafa gelebilir misin? Ahmet biraz geri çık. Evet, buradan toprak kayması meydana geldi ve burada da yol çöktüğünü görüyorsunuz. Aslında bu görüntü de oldukça ürkütücü bir görüntü olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Evet, dediğim gibi Eyüp Sultan Merkez Mahallesi'nde Bestekar Tahir Sokak'ta bu toprak kayması meydana geldi ve ardından da hemen burada bulunan iki binada bulunan tüm bina sakinleri binadan çıkartıldı ve kimi yakınlarına kimi ise belediye tarafından yakın olan otellere yerleştirildi diyelim ve Aktan Uysal sözü tekrar size bırakalım.